Merhaba değerli İslam Hot News izleyicileri, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf ve Haşim arkadaşımız bugün de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Haşim Bey, merhaba. Evet arkadaşlar, bugün özel bir gün. Bugün günlerden Perşembe ve bugünün önemi arkadaşlar Miraç gecesinin olması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğe yükselişi arkadaşlar bugün. Ve bunun için arkadaşlar size biraz birkaç hadis-i şerif okuyacağım sizlere namazla ilgili. Zaten bugünün önemi namazdan bahsedildiği için biz de namazdan size okuyacağız arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar Riyaz-ı Salihin tercümesinden size hadis-i şerifler okuyacağız. Aynı zamanda bu ikinci ciltteyiz arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız olursa oradan bakabilirler gene. 630. hadis-i şerifte arkadaşlar, 630. sayfada farz namazlarla birlikte kılınan sünnet namazlarının fazileti ve bu namazların rekat bakımından en azının, en mükemmelinin ve ikisi arasındaki beyanı hakkındadır. 1097. hadis-i şerifte müminlerin annesi Ümmü Habibe Ramle binti Ebi Süfyan radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün Allah-u Teala'nın rızası için farz namazlarının dışında 12 rekat nafile namazı kılan hiçbir Müslüman yoktur ki Allah Celle Celaluhu kendisini için cennete bir köşk inşa etmesin. Yahut kendisi için cennette başka bir köşk inşa edilmesin buyururken işittim arkadaşlar. 1098. hadis-i şerifte de arkadaşlar İbn-i Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte öğleden önce 2 rekat, öğleden sonra 2 rekat, cuma namazından sonra 2 rekat, akşam namazından sonra 2 rekat, yatsı namazından sonra 2 rekat namaz nafile kıldım diyor arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte aynı zamanda Buhari ve Müslim'de yer almakta. 1099. hadis-i şerifte de Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki her ezan ile kamet arasında namaz vardır. Her ezan ile kamet arasında namaz vardır. Her ezan ile kamet arasında namaz vardır. Üç defa üçüncüsünde de dileyen kimse için buyurdu arkadaşlar. Burada da anlıyoruz ki herhangi bir zorlama yok. Kamet ile ezan ile kamet arasında namaz varmış arkadaşlar. Dileyen kılabilir. Buradan da onu size okuyoruz arkadaşlar. 196. bölümde arkadaşlar sabah namazının 2 rekat sünnet müekked olduğu hakkındadır arkadaşlar. Yani sabah namazında 2 rekat olduğunu belirtiyor burada. 1100 nolu hadis-i şerifte Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan rivayetle Hazreti Ayşe radıyallahu anh ve validemiz anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat, sabah namazının farzından 2 rekat namaz kılmayı aksatmazdı arkadaşlar. Bu hadis-i şerif de aynı zamanda Buhari'de yer almakta. 1101. hadiste de arkadaşlar yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh validemiz anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetine gösterdiği titizliği nafile namazların hiçbirine göstermezdi arkadaşlar. Bu hadis-i şerif aynı zamanda da Buhari ve Müslim'de yer almakta arkadaşlar. 1102. nolu hadiste de yine Ayşe radıyallahu anh'tan validemiz anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sabah namazının 2 rekat sünneti dünya ve üzerindekilerinden daha hayırlıdır. Buhari ve Müslim'e ait bir rivayette de benim nazarımda dünyanın tümünden daha hayırlıdır şeklinde gelmişler arkadaşlar. 1103. hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh kendisine yönelttiği bir sual sebebiyle onu
alıkoymuş ve bu sebeple de tan yeri oldukça ağarmış derken Bilal kalkıp Allah'ın Resulüne kendilerine Hazreti Ayşe'nin kendisine tevcih ettiği bir suali dolayısıyla sabah namazını bildirmekten kendisini alıkoyduğunu, buna bağlı olarak da tan yerinin oldukça ağardığını ve kendilerine namazın gelmelerini haber vermekte geç kaldığını haber vermiş. Bunun üzerine yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben de sabah namazını iki rekat sünnetini kıldım buyurmuş. Bilal, ya Resulallah, gerçekten bu sabah oldukça gecikseydin o iki rekatı kılardın. Geciktiğinden daha çok gecikseydin o iki rekatı kılardın. Hem de iyi ve güzel kılardın buyurmuş. Ebu Davud hadisi Hasan İsnad'da rivayet etmiş arkadaşlar. Bu hadis-i şerif arkadaşlar Ebu Davud'a yer almakta. Ezanı ile kameti arasında hafifçe iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim. Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı duyunca iki rekat namaz kılardı ve onları hafif tutardı. O kadar ki ben acaba Fatiha'yı aynı manada benzer bir metinle gelmiştir arkadaşlar. Ancak bu rivayette de Hazreti Ayşe'nin ezanına yer verilmemiş arkadaşlar. Başka bir rivayette de tam yeri ağrıncaya kadar şeklinde gelmiştir arkadaşlar. Bin yüz altıncı hadis-i şerifte de arkadaşlar İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerin ikişer ikişer nafile namaz kılardı. Gecenin son kısmında ise bir rekat daha ilave edip vitir yapardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından önce kamete başlanacakmış gibi çabuk davranarak iki rekat sünnet kılardı. Bu hadis-i şerif arkadaşlar Buhari ve Müslim'de yer almakta. 1107. hadiste de arkadaşlar İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında iki rekatlık sünnetini ilk rekatında Bakara suresini 136. ayetini ikinci rekatında da Ali İmran suresinin 52. ayetini okurdu. Diğer bir rivayette de ikinci rekatında Ali İmran suresinin 64. ayetini okurdu. Şeklinde gelmiştir arkadaşlar. Bu da aynı zamanda da Müslim'de yer almakta. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor gene arkadaşlar 1108. hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu arkadaşlar. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor arkadaşlar bir ay Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i izledim. Bir ay boyunca arkadaşlar sabah namazından önceki iki rekatta Kafirun ve İhlas surelerini okurdu. Tirmizi bu hadisi hasen hadistir kaydıyla rivayet etmiş arkadaşlar. Burada da şunu anlıyoruz ki sabah namazında kısa ayetler okumak gerçekten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çok tercih etmiş arkadaşlar.
Biz de bunu yapabiliriz arkadaşlar aynı zamanda. Evet arkadaşlar, bir sürü hadis-i şerif var burada. Ben sadece kısaca bu günün önemine binaen sabah namazıyla ilgili birkaç hadis-i şerif de okudum. Arkadaşlar cümleten cümlemizin mübarek kandili mübarek olsun. Allah nice daha kandiller nasip etsin arkadaşlar. Özellikle Miraç kandili. Bu gece özellikle de arkadaşlar bir iki rekat namaz da kılsak bu gecenin önemine binaen Allah gerçekten çok sevap yazar. Cümleten hepimizin kandili mübarek olsun arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da tekrardan görüşmek üzere. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz arkadaşlar.